Harbi Plus'ın herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlerle yeni bir video ile birlikteyim. Önümde görmüş olduğunuz gibi bir çocuk saati bulunuyor. Tissot'un Movetime MT46 çocuk saati bizlerle. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu saati kullanmaktan çok büyük bir zevk aldım. Tabii ki de ben kullanmadım çünkü kardeşim kullandı. Kendisi yaklaşık olarak 10 yaşında ve tam bir çocuk saati kullanımı elverişli yaşta olduğunu da düşünüyorum. Kendisi 4. sınıfa gittiği için de okula gitmesinde veya arkadaşlarıyla olduğu bir ortamda onunla beraber iletişimde olmak benim için çok büyük bir keyifti. O yüzden de bu saati kullanmak da en azından benim de yardımcı olarak kullanmamda çok büyük bir keyifti. O yüzden de bu saati sizlere detaylı bir şekilde anlatabilirim anlatabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen tasarımıyla konuya girmek istiyorum. Burada 3 farklı renkle beraber satın alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi benim önümde görmüş olduğunuz pembe renkli olan versiyonu. Bir diğeri ise mavi, diğeri ise siyah renkli olan versiyonu. Tabii ki de çocuğunuz hangisini isterse o rengi tercih etmesinde de yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bize gelen pembe renkli üründü ve gerçekten de güzel bir saat olduğunu anlayabiliyoruz. Ne çok ağır ne çok hafif ne de çok kalın bir saatten bahsediyorum. Çocuğunuzun bileği ince olsa bile Gayet iyi bir şekilde durabiliyor veya kardeşinizin bile ince olsa bile saat gerçekten güzel bir şekilde kolunda durabiliyor. Herhangi bir şekilde de ağırlık yaptığını düşünmüyorum ben. Bununla beraber saatlerde alıştığımız bir sertifika var bildiğimiz gibi. Su ve tozlara karşı bir dayanıklılık olması gerekiyor ki birçoğumuz aslında çocuğumuz veya kardeşimiz veya yeğenimiz burada suya girebiliyor. Ellerini yıkarken su sıçratabiliyor vesaire. Burada da koruması olması gerekiyor saatin. Burada da IP65 sertifikası ile beraber de suya ve tozlara karşı bir dayanıklık gösterebiliyor yan tarafına yani saatin yan tarafında iki adet burada yuva bulunuyor. Bunlardan bir tanesi şarj girişi, diğeri ise sim kartını takacağınız bir yuva olarak dikkat çekiyor. O da saatin sol tarafında yer alıyor. Saatin sağ tarafına göz attığımızda ise bir adet burada güç butonu yer alırken bir de hoparlör de burada yer alıyor. Saatin sol tarafına tekrar göz atacak olursak da burada bir adet de mikrofonumuzun yer aldığını görebiliyoruz. Saatin direkt karşıdan baktığımızda ekranla beraber bir adet de kamera bizleri karşılıyor. Burada da 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Oradan da görüntülü görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz ama tabii ki de kameranın yeteneklerine daha sonrasında geleceğim ama ilk başta ekrandan da devam etmek istiyorum sizlere. Ekranına göz attığımızda 1.3 inçlik bir ekranımız bulunuyor burada. Yeterli bir boyutta olduğunu düşünüyorum ve akıcı bir şekilde de ilerleyebiliyor. Hem de sezgisel tepkilerde hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Yani sağdan sola veya soldan sağa ya da aşağı yukarı parmak hareketlerinizi çok rahat bir şekilde algılarken bir problem olmuyor ve takılma, kasma da olmuyor buradaki saatte. 1.3 inçlik bu ekran 240'a 240 piksel çözünürlüğü bizlere gösterebiliyor. Bu boyuttaki ekran için ve çocuk saati için de gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Detay videolarda görüyorsunuz zaten çok güneşli bir ortamda çekimlerini yaptığım detay çekimleri buradaki çekimlerde güneş altında olmasına rağmen ekran iyi bir şekilde sizlerle beraber olacak. Yani görme zorluğunu kesinlikle sizlere yaşatmıyor buradaki ekran. Kullandığı süre boyunca da kardeşim ekranı iyi bir şekilde tepki verdiğinde bana söyledi. Sadece bunda da kalmıyor içerisine girdiğiniz saatin menüler arasında dolaştığınızda birçok burada şey görebiliyorsunuz. Kişilerinizi görüyorsunuz, adım sayınızı görüyorsunuz, özel etkinlikleri görebiliyorsunuz. Hatta içerisinde bir oyun bile bulunuyor. Yani burada kardeşiniz olsun veya çocuğunuz olsun buradaki oyunu oynayarak da vakitte geçirebiliyor. O bildiğiniz kafalarına vurarak böyle tokmakla kafalarına vurarak orada çıkan köstebekleri yuvasına sokabiliyorsunuz. Böyle ufak tefek eğlenceli trikleri de bulunduğunu söyleyeyim sizlere. Devam ettiğimde ise bağlantı tarafından biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü en büyük aslında alameti farikası bağlantı kısmı. Saatle beraber telefonun bağlantısını nasıl yapıyorsunuz? Tabii de ilk başta TCL Connect uygulamasıyla yaptığınızı söyleyeyim sizlere. Telefonu uygulama yüklediğinizde bir QR kod çıkıyor ve o QR kodla beraber okutmanızı istiyor sizden. Saatin kendisine özel has bir QR kodu bulunuyor. Burada QR kodu okuttuktan sonra da artık TCL Connect uygulamasına da giriş yapmış oluyorsunuz. Tabii ki de içerisinde bir SIM kart, bu SIM kartla da beraber çalışmasını sağlayabiliyorsun. SIM kart takınca tabii ki de nano SIM'le beraber geliyor. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. SIM kartı aktif ettikten sonra artık TCL Connect uygulaması üzerinden birçok şey ulaşımını sağlayabiliyorsunuz. Bunlardan bazılarını sizlere söylemek istiyorum. Zaten sizlerle de detay videolarda görüyorsunuz ama ben de bir kez daha sizlere saymak istiyorum. Belki de en önemli özelliklerden bir tanesi güvenli bölge. Güvenli bölge ile beraber de saati ayarladığınız bölge dışına çıktığında telefona bir uyarı geliyor ve saati kullanan kişinin o bölgeden çıktığını sizlere bir alarm şeklinde verebiliyor. Saati kişi atayabiliyorsunuz. Yani çocuğunuz veya kardeşiniz kendisi de arama yapabiliyor tabii ki. Ben burada atadığım kişilerle aramasını gerçekleştirebildim ve ben yakınımda olmasa bile uzak bir nokta olsa da saatten aramasını gerçekleştirdi ve iyi bir şekilde sesli olsun veya görüntülü bir şekilde görüşmesini yapabildi. Okul zamanı bulunuyor. Okul zamanına baktığınızda ise okul zamanı süresince saat yalnızca saatin kaç olduğunu gösterebiliyor. Veli'yi aramakta veya acil durum ikazı yapmakta kullanabiliyorsunuz. Bu da gayet iyi. Yani aslında okuldayken rahatsız etmesini istemiyorsanız burada çocuğunuzu o şekilde ayarlamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz. Alarm ekleyebiliyorsunuz ve çocuğunuzun adımlarını buradan takip edebiliyorsunuz. Yani ne kadar koşmuş, ne kadar kalori harcamış burada onları görebiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantısını tabii ki yapabiliyorsunuz. SMS ile bunu iletebiliyorsunuz ve planlı bir şekilde açma kapama da yapabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Tabii ki de bununla beraber de güncellemeleri de buradan kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Arama kısmına geldiğinizde iki farklı arama yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Bunlardan bir tane sesli olarak diğer ise görüntülü olarak bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen ekranın üst tarafında yer alan bir kamera var. Buradaki 2 megapiksel çözünürlüğündeki kamerayla beraber görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. Tabii ki de bir saatin verebileceği görüntü kalitesini ne alabiliyorsanız da onu tamamını sizlere verebiliyor. Buradaki 2 megapiksel çözünürlükteki kamera yeterli mi? Bence gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Görüntülü görüşmelerde güzel bir şekilde sizlere hem sesli olarak hem de görüntü olarak çocuğunuzu rahat bir şekilde veya kardeşinizi rahat bir şekilde gösterimini sağlayabiliyor. Bir de bununla beraber sohbet de edebiliyorsunuz. Yani sadece görüntülü görüşme veya aramayla beraber sesli görüşme haricinde mesajlaşabiliyorsunuz da tabii ki çocuğunuz herhangi bir şekilde klavyeden bir şeyler yazamıyor ama burada emojilerle beraber veya görüntülü olarak da sizlere cevap verirken bir de sesli mesaj da bırakabiliyor. Bunu iki farklı şekilde de yapabiliyorsunuz. İsterseniz grup oluşturduğunuz kişilerden mesela ben annem ve babama kardeşim burada bir mesaj atmak isterse sesli olarak bunu gönderebiliyor. İsterse de kişiye özel mesajlarda gönderebiliyor. Mesela kardeşim bana şöyle bir mesaj göndermiş. Mesela böyle mesajlar sizlere hep abi ne yapıyorsun çok sıkıldım mesela odadan odaya bile böyle mesajlaşmasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bu saatle beraber başka neler yapabiliyorsunuz? Mesela çocuğunuzun konumunu buradaki haritadan takip edebiliyorsunuz. Çocuğum nerede? Okulun dışında mı, okulda mı veya evde mi gibisinden burada birçok şekilde konumu gösterebiliyor. Tabii ki konumunu da içerisindeki SIM karttan aldığında söyleyeyim arkadaşlar. Hem canlı olarak bunu gösterebiliyorsunuz hem de adımlarını da görebiliyorsunuz. En çok sevdiğim noktadan bir tanesi de bu oldu. Devam ettiğiniz İçerisinde tabii ki bir işlemci bulunuyor. Burada da içerisinde Unisoc'un SL8521E işlemcisi bulunuyor. Ek olarak da 512 MB'lik de bir hafızası bulunuyor. Yani atacağınız kişilerde veya çektiği fotoğrafları depolamada gayet yeterli olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonra geçeceğim taraf tabii ki de batarya kısmı olacak. Çünkü içerisinde bir sim kart var. içerisinde bir batarya var. Ne kadar uzun ömürlü bir şekilde bu saati kullanabileceksiniz. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bekleme modunda 5 gün boyunca saati kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten gayet yeterli bir seviye. Peki batarya seviyesine kadar 700 mAh batarya ile beraber de bu saati kullanabiliyorsunuz. Ek olarak da 5 gün haricinde şöyle bir şey var. Çok aktif bir şekilde sim kartla görüşmeler yaptığınızda görüntülü olsun, sesli olsun görüşmeler yaptığınızda 2 gün boyunca da bataryası gidiyor arkadaşlar. 700 mAh bataryayı da micro USB'den şarj edebiliyorsunuz. Burada micro USB'den şarj olması hızlı şarj anlamında bana ne katıyor diye sorarsanız da keşke tabii ki tip C olsaydı en azından uyumlu kısmı yani telefonum olsun veya diğer aygıtlarımla hızlı bir şey şekilde bağlantıyı yapabilme adına daha hızlı şarj olarak değil ama sadece tek kablo kullanma adına daha iyi olur diye söyleyebilirim ama genel itibariyle micro USB'nin de kötü olmadığını söyleyeyim ve bu saatte hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Zaten 700 mAh batarya çok büyük bir batarya olmasa da bu saatin içerisinde için gayet yeterli bir batarya büyüklüğü anlamına geliyor arkadaşlar. Bununla beraber bahsetmem gereken bir diğer nokta ise kullanılabilirlik arkadaşlar. Yani ben bu saatte aslında kardeşim kullandığı süre boyunca gerçekten güvende hissettim. Yani saati taktığı andan itibaren itibaren onun adımlarını takip etmek, nerede olduğunu bilmek ve istediğim andan itibaren de görüntülü olsun, sesli olsun görüşmeler yapabilmek benim gerçekten hoşuma gitti. Kullandığı süre boyunca da kendisi de çok büyük bir keyif aldı. Hem saatin kolundaki duruşundan hem de kullanılabilirlik açısından ben annemi aramak istiyorum, ben babamı aramak istiyorum, ben abimi aramak istiyorum dediği andan itibaren de tek tuşla beraber burada ekrana dokunduğunda bizlere ulaşabiliyor olması güven açısından da bu saati kullanmamdaki bu saati esine kullandırmamdaki en büyük nedenlerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Peki sizler TCL'in bu çocuk saati hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı mı? Çocuğunuza bir telefon vermektense böyle bir saatle beraber hızlı bir şekilde etkileşimde olmak bence çok daha mantıklı. Özellikle yeni yeni yaşlara girmişken 9-10 yaşında bir çocuğunuz varsa veya daha küçük çocuklarınız varsa telefon eline vermektense böyle saatlerle beraber onlarla etkileşimde kalmak almak çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu çocukları düşündüğümüzde geleceğin anne babaları gibi düşündüğümüzde onları ne kadar güvenli tutarsak o kadar daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle şu anda sosyal medyada birçok fazla yalan yanlış ve onları uyarıcı içerikler olduğunu düşünürsek de onlardan ne kadar uzak tutarsak bunları çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de sürekli telefonları eline verdiğimizde ve sürekli şu şekilde reelsları veya videoları kaydırmaktansa telefonu ellerine vermektense bu şekilde onlarla beraber etkileşime geçmek çok daha mantıklı bir hareket olacak olacağını düşünüyorum. Sizler de bu saat hakkında görüşleriniz varsa veya daha önceki versiyonlarını kullandıysanız veya bu saati satın almak istiyorsanız da kendi görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.